son kontrollerde yapıyor. Fenerbahçe hücumu olacak. Randolph hava atışına çıkıp topu da yakaladığı için Kalinic kenardan topu oyuna sokacak. Bobby Dixon. Juibar karşısında Bobby Dixon'ın. Vesely. Bogdanović yardım geldi Ayon'dan. Bogdanović ikili sıkıştırma. Vesely çok akıllıca Kalinic'e kazandırdı. Şimdi Bogdanović bomboş kaldı. Bogdanović atışı başarılı değil Ekrem Yudo. Kontrol edemedi rebound'ı. Fenerbahçe ilk ucumda istediği pozisyonu buldu Bogdanović'te. Harika bir paylaşım. İstediği şutu buldu ama basketi bulamadı. Ayon. Bogdanović tutuyor. Yu'yu aldırmadı onu. Ayon. Şimdi Yu'yu. 6 saniye kaldı. Açuğuş top istiyordu pota altında. İkili sıkıştırma geldi. Üçlü sıkıştırma. Fenerbahçe topla çıktı oradan. Bogdanović. Bogdanović içeriği zorladı. Bogdanović. 2-0 yapıyor skoru. Bogdanović. Maçın ilk basketi Fenerbahçe'den geldi. Sergio Yu'yu Bogdanović faali yapıyor. Satrançın ilk hamlesi dediğin gibi Maçulius Murat. Dedi ki içeride artı bir olsun diye Bobby Dixon'la beraber. Ama tabii Fenerbahçe'de bildiği için orada bir artılar olduğunu hep beraber oraya o kadar güzel rotasyon yapıyorlar ki ilk topu çalıp ilk pas bireyde buldular. Doncic kenardan topu oyuna soktu. Gustavo Ayon. Ekpe Yudo var karşısında. Şimdi Maçulius. Ayon'u gördü. Ayon'un atışı başarılı. Eşitliği sağlıyor Ayon. Bobby Dixon. Fenerbahçe hücumu. Juibar karşısında. Bogdanović perdelemeden çıktı. Şimdi Bogdanović. Bogdanović içeriği zorladı. Vesely. Vesely omuzu dayadı. Vesely atışı kaçırıyor. Sonra topu çeldi ama Yu'da kaldı. Top Sergio Yu hızlı geliyor. Vesely araya girdi. Bir top kaybı daha Real Madrid'de. Bobby Dixon. Kalinic. Evet bir faul düdüğü çıktı bakalım. Ayona geldi. Galiba Doncic. Yok Ayon. Ayon'un da ilk faali bu. Bogdanović kenardan topu oyuna sokacaktı. Şimdi pot altında istedi LaMonica. Vesely pot altına geliyor. Nedense biraz bekletti. Vesely, Kalinic, Maçulius var karşısında. Pota altı, Yudo güzel bir pas. Vesely, fake'ini kullandı ve yan Vesely. Smaç'la 4-2 yapıyor skoru. Uzundan uzun asist. Doncic, şimdi Anthony Randolph. Ayon, Ayon pota altında. Yudo orada blokladı ama tekrar Ayon'da kaldı. Bir kez daha Real Madrid hücumu. Randolph. El üzerinden atışı başarılı değil. Kalinic savunma ribaundını alıyor. Bobby Dixon. Yudo'nun perdelemesi vardı Bobby Dixon. Bir perdeleme daha Yudo'dan. Vesely atışı başarılı değil. Ayon savunma ribaundını alıyor. Sergio Yu. 4-2 Fenerbahçe. 2,5 dakika geride kaldı. Doncic. 3 sayılık atışı Doncic'in başarılı değil. Bogdanović çok akıllı bir şekilde topu Bobby Dixon'a kazandırıyor. Ekpel Yudo. Doncic var arkasında Ekpel Yudo'nun. Dışarı çıkardı. Kalinic bomboş kaldı. Kalinic 3 sayılık basketi Kalinic. Nikola Kalinic playoff zamanı, onun zamanı 7-2 yaptı skoru Fenerbahçe. Luka Doncic, Randolph top istiyordu.
Doncic 10 saniye kaldı. 24 saniye süresinde olmasına Doncic bir atış daha kullanıyor. Bu da başarılı değil ama Ayon hücum ribaundunu aldı. Ekpe Yudo ama daha önce bir faul. Ekpe Yudo ilk dakikalarda mesajı veriyor Murat Didin. Şimdi her top içeri iniyor beklentimiz olduğu gibi. Şu kan için bunu atması çok önemli. Çünkü diğerlerinin üstündeki bir parça sorumluluğu da almış oluyor. Daha rahatlatıyor onları. İstediğimiz gibi başladık. Her top içeride. Bobby Dixon ilk faalini yaptı az önce. Açılış, top kaybı. Kalinic. Hızlı geliyor Fenerbahçe. Vesely. Jan Vesely asist Kalinic'ten. 9-2. Sergio Yuy. Bayon. Açılış. Bobby Dixon var karşında. Luka Doncic. Topu istiyor da Ayon. Şimdi Sergio Yuy. 6 saniye kaldı. Ayon'un perdelemesi var. Yudo kaldı karşısında. El üzerinden atış. Bunu herhalde isteyerek yapmadı diye düşünüyorum ama. Büyük oyuncu ama büyük de şansı var. Bu sene 3. kez böyle bir basketi var. Tam süre dolarken. Bir tane atar, iki tane atar Murat. Bütün maçları taşınmak. Bobby Dixon içeriği zorladı. Bobby Dixon. Basket faalini hayır. Daha önce... Bakalım kime çaldılar faulü. Anthony Randolph faul yapıyor. Onun da ilk faulü bu. Bize her gecenin basketi lazım. Demin çember altında çaldıklarımız, hücumda çember altına çok çabuk inişimiz. Bunlar bütün maç yapacağımız işler. Orada potayı görmeden çarpıkta girecek basket. İnan ikiden fazla olmaz bir gecede. Bobby Dixon, Bobby Dixon 3 sayılık atış kullanıyor Bobby Dixon. Bobby Dixon'ın 3 sayılık basketi 12-4 yapıyor skoru. Sergio Yuy, Anthony Randolph, Bogdanovic var karşında Yuy'un. Ayon perdelemeye gelmişti. Sergio Yuy şimdi Ayon. Açulis top istiyordu neredeyse. Bir top kaybı daha şimdi geliyor. Bravo Bobby Dixon. Alkış alıyor bu gayret. Faul çaldı Lamonica ama. Tek olumsuz tarafı bu faulün Bobby Dixon'ın ikinci faulü olması. Ama yine bir mesaj hareketi. Dördüncü top çalmanız. Dört dakika, dört top çalma. Onlar bir tek hamleyi maçın üstte yaptılar. Biz oyun akışında yapıyoruz. Üçüncü takım faali bu. Fenerbahçe'nin Sergio Yuy 3 sayılık basketi. Bogdanovic onu bir an için kaybetti. Bogdanovic de perdelemede bir şikayette bulunuyor Lamonica'ya. 12-7. Vesely, Bogdanovic, şimdi Bobby Dixon, Yudo perdelemeye geldi Bobby Dixon. Yuy var karşısında Vesely, tekrar Bobby Dixon. İkili oynadı, Vesely, Jan Vesely basketi buluyor. 14-7 yaptı skoru, Lasso da kenardan daha hızlı diyor devamlı. Ayon. Doncic, Doncic. Steps yapıyor Doncic. Evet, evet, acaba dedim bir an için. Ukraynalı hakem bir faul çalacak ama çok net bir snapsli ve mola geliyor. Sinan Erdem'de herkes ayakta. Fenerbahçe daha iyi başlayan, daha istekli başlayan, daha iyi hazırlanmış takım. İnşallah böyle devam eder. Evet, tekrar birlikteyiz. 4 dakika 54 saniye var. İlk çeyreğin bitimine 14-7 Fenerbahçe. Evet, şimdi galiba Datome ne? Yok. Acaba dedim iki faali olduğu için Bobby Dixon'ı kenara mı alacak ama o en son çıktı. O da bir özgüven ona. İki faalisin ama oyunda kal. İnanın şu anda Türkiye'nin neresinden izliyorsanız izleyin bu maçı. Ruhunuz, enerjiniz, kalbiniz bu salonda. Keşke herkes buraya sığabilseydi. Ama sığmış kadar istedin. Çünkü oyun tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde gidiyor. Şimdi Rudy Fernandez ve Jeff Taylor hamlesi geldi. Pablo Lasso'dan Taylor Bogdanovic'i alıyor. Ekpe Yudo perdelemeye geldi. 6 saniye var. Bogdanovic top kaybı. Sergio Yuy. Kalinic var şimdi karşısında. Taylor perdelemeden çıktı. Jeff Taylor içeriği zorluyor. Jeff Taylor! Ekpe Yudo oraya da yetişti. Rebound
There you go. Bobby Dixon. Vay bekliyordu Bobby Dixon. Rudy Fernandez'in acaba dizi dışarıda mıydı diye. Ama La Monica top kaybı diyor. İşte Ekpe Yudo az önce topu kestikten sonra rebound mücadelesi veriyor. Anthony Randall. Sergio Yuy. Bogdanovic var karşısında. Fernandez, Rudy Fernandez. Randolph boş kaldı. Randolph'un atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Bogdanovic. Hızlı geliyor Fenerbahçe. Kalinic top istiyordu. Bogdanovic gördüm dedi. Vermedi. Bogdanovic dışarı çıkarıyor. Ekpe Yudo. Ayon var karşısında. Ekpe Yudo. Fernandez topu çaldı. Anthony Randolph. Yuri Fernandez. Wesley kaldı karşısında. Randolph'un arkasında da. Bu arada Yudo yine araya girdi. Yudo bir blok daha. Ekpe Yudo karartma oraları. İnanılmaz karartma var. Fenerbahçe çemberinin orada. Bobby Dixon. Sen göremesen de köşeden üçlü. Olacak zaman zaman böyle muazzam pasa attı. Blokla beraber başlayan harika bir üçlük. Anthony Randolph. Sergio Yuy. Sergio Yuy içeriği zorladı. İki atış kullanacak. Fenerbahçe'nin faal hakkı da doluyor. 3 dakika 1 saniye var. İçeriği bitimine 17-7. Evet, şimdi ilk hamlesi geliyor. Obradovic'in James Dunn alıyor, oyuna giriyor. Bogdanovic kenara geldi. Şimdi maç istediğimiz gibi diyor Murat. Yani onların birinci hamlesi maçı üstü, ikinci hamleleri daha da uzatmaktı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bir kere çember altında bir duvar var. Yani oraya gidip Ekpe'yi aşamıyorlar. Bu müthiş bir şey. O duvardan dönen toplarda bize hep çabuk hücum sayısı oluyor. Şimdi Nanali de burada o pozisyonları bulacak bir oyuncu. Bir parça Bobby Dixon'a üretme görevi de düştü yani şu anda. Yani istatistikçi iki blok yazmış Yudoho ama biraz cibri davranmış herhalde. Bobby Dixon, Jan Vesely, Ekpe Yudo. Vesely şimdi tekrar Bobby Dixon. Ayon yardıma geldi. Ekpe Yudo müthiş bir asist. Müthiş bir asist geliyor Bobby Dixon'dan. Ekpe Yudo da ters maçla tamamlıyor. 19-9. Sergio Yuy. Dışarı çıkardı. Anthony Randolph. Wesley var karşısında. Randolph'ın. Ayon. Ayon omuzu dayadı. Ayon atışı başarılı değil. Riba mücadelesi bu arada. Burak, bunlar girse bile üzmez çünkü şu Ayon'un kenara gidişine baktım. O kadar zor atıyorlar ki, o kadar zorlara gidiyorlar. Ekpe herhalde blokları yaparken de demin bizim önümüzden geçen böyle ayakta kalanlar gibi herhalde istatistiğin önünden de ayakta birileri duruyor ki göremiyor blokları. Hiç önemli değil, hiç yazmasın istiyorsa. Otello Hunter oyuna giriyor. Sergio Yuy atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Fernandez'e kadar geldi. Bir kez daha Real Madrid hücumu olacak. İnan onlar hücum etmiyorlar, kumar oynuyorlar. O da bir deneme atışı denedi ve Hunter'dan top dışarı çıkıyor. Yani çok kararttı oraları. Şimdi girerse atışları erken başladı ama tabii çok geniş bir kadrosu var. Lasson çok kaliteli, ondan aynı seviyede savunmayı devam ettirmemiz lazım. Nanali, Ekpe Yudo, tekrar Nanali, James Nanali, Vesely, Jan Vesely. Jan Vesely atışı kullandı. Hunter savunma reboundını alıyor. Otello Hunter az önce oyuna girmişti. Anthony Randolph. Yuy dışarı çıkardı. Nanali var karşısında. Hunter perdelemeye geldi. Ekpe Yudo'dan yardım var. 10 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Hunter'dan bir perdeleme daha. Sergio Yuy steps yapıyor. Yani oralara her girdiklerinde kötü şeyler oluyor Real Madrid adına. Kendini ya onların yerine koysana. Çembere gidiyorsun. Bugün kapalı yazıyor. Muazzam bir şey. Yani çember altına 3 saniye koridoruna çok güzel savunma yapıyoruz. Çabuk çoğalıyoruz. Geçildiği anda bloğu yiyorlar. Şimdi herhalde ufak bir
Posta zamanı. Lukas oyuna girdi. Bogdanović tekrar oyunda. Kalinic'le Bobby Dixon kenara geldi. Bogdanović, Taylor var karşısında. İkili sıkıştırma geldi. Bogdanović'ten bir top kaybı daha. Yani bazen soruyorlar Taylor ne iş yapar Real Madrid'de, hiç atamıyor diye, ama çok iyi bir savunmacı. Boyu da var. Enerji katıyor. Sergio Llull. Son bir dakikanın içindeyiz. Sergio Llull. Kaçarak attı Sergio Llull. Farkı 8 sayıya indiriyor. 19-11. Son 45 saniye ilk çeyrekte. Kostas Lukas. Lukas içeriği zorladı. Lukas'ın basketi farkı tekrar 10 sayıya çıkarıyor. Kostas Lukas bench'ten gelir gelmez basketi buldu. Sergio Llull. Sergio Llull yine kendine pozisyon yarattı. Bu atışı da başarılı. Şu anda Llull'la oyunda kalıyorlar. 11. sayısı. Bogdanović. Vesely. Bogdanović. Son 10 saniyenin içindeyiz. Taylor faali yaptı ama da 3. takım faali bu. Taylor kaç oldu Murat? Onda birinci faali. Daha ilk faali. Şimdi yine faal yapmak için Draper oyunu alıyor. Bunu kim alırsa Lukas veya Bobby Dixon o faali yaptırmadan atabilir. Nunnally. Güzel bir pas. Bobby Dixon boş kaldı. Bobby Dixon atışı kaçırdı. Yudo tamamlayamadı. Büyük şanssızlık ama Fenerbahçe yine istediği pozisyonu buldu. Yudo yine takip etti ama olmadı. İlk çeyrek bitiyor. İlk çeyreğin sonunda Fenerbahçe 23, Real Madrid 13. Tekrar birlikteyiz. 21-13. İlk çeyreğin istatistiklerinde Obradovic'i ne rahatsız edebilir diye bakıyorum. 4 top kaybı ve Madrid'in aldığı 4 hücum ribantı herhalde şu anda onun, yani çorbasındaki sinek. Aslında istatistikleri hepsinde öndeyiz. Çok istediğimiz düzeyde gidiyor oyun. Ama şöyle düşün, bir yere taşınırsın ailece, çocuksundur, mahalleye gidersin, sokağa. İlk gittiğinde alışamazsın. Kimdir bunlar? O çoluk çocukla samimi olman lazım. O ortama alışman lazım. Basketbol, futbol, Arsenal'sa oraya girmen lazım. Biraz da kendi çocukluğumuzdan getiriyorum. İnan Real Madrid sahada böyle. O kadar acemiler ki o Lul'un attığı hepsi de, ha orada karartma var Udo tarafından. Çembere gidemem, geri kaçarak atayım. Attıkları onun dışında hiçbir buldukları sayı planlanmış. Yani akışın basketi değil. Bir tek skorboardta önde değiliz, en önemlisi oyunda da öndeyiz. İnşallah deminden altını çizdim. Savunma sertliği aynen devam. Evet, şimdi Datome ilk kez oyunda. Kalinic bir an için ikili sıkıştırmayı düşündü. Draper, Fernandez, Rudy Fernandez, Kalinic araya girdi. Top kaybı Real Madrid. Bogdanović de kaldı. Şimdi Lukas. 7. top çalma. Lukas. Fernandez var karşısında, 10 saniye var. Hücum süresinin dolmasına. Kalinic, Kalinic. Bir 3 sayılık atış daha, bu kez başarılı değil. Hunter savunma rebound'ını alıyor. Dante Draper. Randolph. O kadar şaşırdılar ki. Ama bizim bunu daha iyi değerlendirmemiz lazım. Aynen, şimdi Obradovic de Kalinic'e tepki veriyor. O da tabii savunmada o kadar uğraşıyor ki, o zaman bir iki tane de bonus alayım istiyor. Şu anda Bogdanović ile Lukas'ın dediğin gibi iyi üretmesi lazım daha iyi değerlendirmek için. Ekpe Yudo. Datome. Datome iki atış kullanacak. Fernandez faali yapıyor. Şimdi Randolph'ın şu ana kadar Fenerbahçe planı tuttu. Randolph üzerinde. Bir stretch 4 daha geldi. Trey Tompkins, o da sıcak eli yakaladığı zaman, o Randolph kadar içeri girmeyi de çok seven bir oyuncu değil. Yani daha ziyade köşelerden. Datome ilk serbest atışı başarılı. Murat, Taylor, Tompkins ikisi de üreten oyuncular değil. Draper'ın günü var, günü yok. Baktığın anda Fernandez, yani tarafı kesen Rudy'ye mi kaldı takım diyorsun? Yani şu anda Rudy yok.
sanki Rudy Fernandes'e tabii ki şey. Yani şu anda bir kopartma anı olabilir bize. Çok iyi değerlendirebilirsin. Rudy Fernandes. Dante Draper. Tompkins top istiyordu. Şimdi Tompkins. Kalinic var arkasında. Tompkins. Kalinic faali yapıyor. I'll call the number 33 from Fenerbahçe. 12 dakikada 13 sayı. Kalinic'in de ilk faali bu. Rudy Fernandes topu oyuna sokacak. Tompkins neredeyse ayağı çizgideydi. Sulkas araya girdi. İnanılmaz. İnanılmaz bir enerjiyle oynuyor Fenerbahçe. Yani o kadar iyi hazırlanmış ki takım, ama burada Obradovic'in en önemli görevi oyuncuları diri tutmak. Maç sonuna. Çünkü müthiş bir gayretle oynuyorlar. Dante Draper el üzerinden bir 3 sayılık atış. Başarılı değil Ekpe Udo. Savunma ribaundunu alıyor Sulukas. Bogdanovic. Yudov'dan bir perdeleme. Bogdanovic bir perdelemeye daha geldi. Ekpe Udo. Kalinic. Şimdi Ekpe Udo. Hunter faali yapıyor. İkinci takım faali bu. Real Madrid'in. Bu kadar bilerek ve uygulayarak oynayabiliyoruz ki. Frene basıyoruz. Top içeri geliyor. Dışarı çıkıyor. Ya inan, büyük abi küçük abi havası var. Allah bozmasın. Sulukas. Datome. Fernandes var arkasında. Gigi Datome. Bogdanovic. Bogdanovic dışarı çıkardı. Kalinic boş kaldı. Kalinic atışı başardı. Bogdanovic alamadı. Yudu alamadı ama Bogdanovic tekrar alıyor. İnanılmaz bir mücadele veriyor Fenerbahçe. Bogdanovic. Hunter yardıma gelmişti. Kalinic içeriği zorladı. Dışarı çıkarıyor. Geri pas oldu. Keşke üretime biraz, yani biraz daha üretken olsak, enerjik savunma bu kadar yüksekken. Aynen. Tam düşürücü yumruğu vuracak yer aslında box değiliyle. Dante Draper. Datome kaldı karşısında Draper'ın. Dante Draper. Şimdi Udo var. Rudy Fernandes. Otello Hunter. Datome var arkasında. Hunter driblingini kesti. Rudy Fernandes steps yapıyor. Rudy Fernandes. Yani Fenerbahçe önden alıyor. Arkada yardım var. 10. top kaybı. İnan 10. top kaybı. Oyun akışına bak. Sen scoreboard kapalı olsa dersin ki 25 fark falan oldu herhalde. Ama işte bizde 6 tane galiba. Yok, 5 tane de biz kaybettik. Kaç Kalinic? 2 mi? Kalinic. 1. Sulukas. Ekpe Udo. Tekrar Sulukas. Sulukas içeriği zorladı. Dışarı çıkarmak istedi. Datome. Sulukas. 6 saniye var. Sulukas. Sulukas'ın atışı başarılı değil. Ekpe Udo çeldi. Ama Sulukas yetişemedi. Belki onlar hücumda çok üretken değil ama onlar da sertleşebilirler savunmada. Tabii. Yani özellikle de Hunter ve Taylor oyundayken Draper'da. Ama şimdi biraz da sayı bulması için Carroll oyunu alıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Onu ısıtmamak lazım. Yani ısındığı zaman savunma sertliğe kadar, ama 5 dakikadır sayıları yok. Dante Draper. Yine top kaybı, çünkü kim vardı orada? Ekpe Udo. Gigi Datome. Bogdanovic. Ekpe Udo yardıma geldi. Bogdanovic bir top kaybı daha. Bu pozisyonda da faul bekliyor Bogdanovic. Bugün çok kolay faul çalmazlar Murat. Çünkü biz gereken sertlikle başladık. O sertliği maçın şifresini okuttuk. Bugün sertlik olacak diye. Şimdi Ekpe Udo kenara geliyor. Burada tabii Veselin'in görevi o karartmayı sürdürmesi. Aynen. Sanki Bobby Dixon'da biraz üretim hazırlığında olması. Ve Casey Carroll'a dikkat etmek. Sergio Yuy. Jason Carroll. Yuy. Vesely var karşısında Yuy'un. Sergio Yuy.
Çok kolay girdi oraya. Vesely çeliyor. Bogdanovic'de kaldı. Kostas Lukas. Bunun Türkçesi var biliyorsun değil mi? Korku dağları bekler. Datome. Carroll faali yapıyor. Yani o kadar alıştılar ki birbirlerine 3 yılda bu tam bir Olympiakos'cu. Yani kim eşleşme avantajını yakalıyorsa arkasına alıyor. Yani konuşmadan. Yardım da gelirse oradan oyun kuruyor. Lukas. Hadi Kosta. Kalinic bomboş kaldı. Kalinic. Nikola Kalinic bu kez oldu. Laso molayı alıyor. 6 dakika 12 saniye var. 26-13. Kalinic'in ikinci üç sayılık basketi. Pablo Laso da molayı aldı. Tekrar birlikteyiz. Şu ana kadar Real Madrid'in bir asiste 9 top kaybı var ve bu takım Euroleague'in maç başına 20.5 asiste en çok asist yapan takımıydı. Bir şey daha ekleyelim Murat. Bu çok güzel istatistiğe. Sağda Lul dışındaki oyuncuların senden benden pek farkı yok. Senin de sayın yok. Benim de sayım yok. Hepsi sıfır sayıda. Bu savunma sertliği ama şu anda bu şampiyonluk sıfırına... Bu arada başladılar şimdi İspanyol oyunlarına. Datome'nin sakin kalması lazım. Bu oluşabilecek inşallah şampiyonluk kitabına. Şimdi bir burada paragraf hatta bir bölüm açmak lazım. Önde oynamanın psikolojisi. Şimdi biz böyle geriden gelsek şu anda 3 sayı 5 sayı müthiş mutlu olacağız. 26-13. Yani aklımızın en üst imkanında şu var. Maçı izleyenlerin bizde abi bu fark kapanmasın. Ama 13 fark da böyle bir yarı final için ilk devrede çok muazzam bir fark. Evet, karşılıklı centilmenlik dışı faal. Laso da itiraz ediyor. Dirsek atmak serbest. De Colo'nun pozisyonu atıldı geçen sezonki finalde herhalde. Biz daha önce atıyorduk falan tarzında bir itiraz olabilir ama. Yalnız tabii Datome'nin de iki faali oldu bir pozisyonda. Söylediğim bu. Yani önde oynarken şu anda akışın düzgün gitmesi, akışın devam etmesi kime yarıyor? Kesinlikle bize. Bu tip olaylarla görüyor musun? Bütün Real Madrid bankı olayı protesto ediyor. Taraftar abi böyle bir sinirlendirmeye çalışıyorlar. Oyunda kalmak lazım. Ya atmosferi değiştirmeye çalışıyor şimdi. Yani maçın atmosferi tam Fenerbahçe'nin istediği gibi ama işte bu tuzaklara düşmemek lazım. Hala itiraz ediyor ve hala teknik faul gelmedi. Sağın içinde, türbünde, ekran başında en sakin olmak gereken zaman Euro dikkat ederek. Sergio Uy içeriği zorladı. Neredeyse steps yapıyordu. Rudy Fernandez dışarıdan atıyor. Atışı başarılı değil. Vesely faali yapıyor. Datome galiba Murat. Yok Vesely. Neyse Datome ucuz kurdu. Vesely'in de ikinci faali oldu. Vesely. 15 dakikalık muazzam eforun ve savunmanın tam karşılığını alarak devreye gitmemiz için çok önemli ikişer top. İki hücum, iki savunmada. Bizim 5 faalimiz yok mu? Yok, 2 atış kullanacak. Yani 3 faal vardı. Datome'ye 2 tane çalınınca aynı pozisyonda faal hakkımız doldu. İki tarafında faal hakkı doldu şu anda. Faali kimin yaptığını itiraz ediyor zannediyorum. Ona bakma hakkı var mı onu da bilmiyorum. Var işte. Yani Fernandez tam ortalığı karıştırdı. Görevini yapıp şimdi bench'e gidiyor ama oradaki seyircilerin de sakin olması lazım. Nosyonu'yu unutmamak lazım. O zaten yapıyor görevini orada. Ya onların hani böyle önümüzde şimdi sayılar, 2 sayılık atışlar, 3 sayılık atışlar, hücum ribandı, savunma ribandı istatistikler var. Real Madrid'in hanesinde bir de ortalığı karıştırma kolonu var. Abi ben 2 defa karıştırdım dünkü maçta gibi. Oraya takılmayacaksın. Evet şimdi Trey Tompkins 2 serbest atış kullanacak.
İlk serbest atışı başarılı. 26-14 yapıyor skoru. Yaklaşık 8 dakikadır ilk sayıları. Harkins ikinci serbest atışı. Lucas. Şimdi Randolph'la bir zone press başladı. En önde Randolph vardı. Bogdanović. Dönüşleri zone var Murat. Onu yaptıkları zaman. Kalinic. 10 saniye kaldı. Şimdi Lucas. 8 saniye var. Hücum süresinin dolmasına. Lucas omuzu dayadı. Top kaybı Lucas'tan. Doncic. Dışarı çıkarıyor. Randolph. Randolph. 3 sayılık atış. Ve Obradovic de molayı aldı işte. Fernandez bunu yapmak istiyordu. Ve başardı. Fark 8 sayıya indirdi. Obradovic de molayı alıyor. Evet, fark 13'ten 8'e indi. Obradovic de ilk molasını aldı ama şu anda herhalde en mutlu insan Rudy Fernandez. Hala konuşuyor yani. Bazı ülkelerin bazı oyuncularına hiçbir şekilde teknik faul çalınmıyor. Maalesef ama yani şuraya kadar oynadığımız çok pozitif 15 dakikalık oynanan bir şey daha ekleyebilir miydik dersen eklerdik. Hücumlar üretimi onları 14 sayıda tuttuğumuz anda belki şu anda 40'lara gelmiştik. Ama şöyle düşünmek lazım. 8 sayı önde olan biziz. Nasıl? Oyuna hükmeden biziz. Biz de 7 top kaybı yaptık. O moralle Bobby Dixon ve Bogdanović üretimine Yudo da tekrar oyunda. Bogdanović, Ekpe Yudo. 10 saniye vardı hücum süresinin dolmasına. Doncic savunma ribaundunu aldı. Doncic Yuy bomboş 3 sayılık basketi Yuy'un. Farkı 5 sayıya indiriyor. Buna alışmak lazım. Yani yapacaklar. O yapmazsa Reyes yapar. Reyes yapmazsa başka biri yapar. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Bir top kaybı daha neredeyse. Bobby Dixon 2 saniye var. Evet, 2 saniye sana göre var ama scoreboard 24 tekrar dönünce Ritz olayı koydu. Senin görüşün doğru tabii ki. 2 saniye var. Yani bu hücum çok erken ama yani tekrar bir moral toparlamak açısından, oyunun kontrolünü ele geçirmek açısından çok önemli. Tabii ya, oyun 40 dakika ama oyun içinde momentumun oynadığı, değiştiği o kadar çok süre var ki. Zannediyorum 2,5 saniye falan kenardan bizde gibi bir sonuç çıkabilir. Şimdi destek zamanı, inanç zamanı ve iyi üretim zamanı. Farkında mısın? Biz de böyle bir 7-8 dakikadır üretmeden sahadayız. Evet. Eğer 6 saniye dedi. İyi. Hücum edecek iyi bir süre Murat. Tabii. Kalinic kenardan topu oyuna sokacak. Vesely Bogdanović bomboş kaldı. Bogdanović atışı kaçırdı. Kalinic alamıyor. Evet. Aslında Ekben'inki de Bogdanović'inki de çok açık boş pozisyonlar. İyi yakalanmış pozisyonlar. Ama oyun içinde atamadığı anlar da var. Hadi yemeyelim. Sergio Yuy. Bogdanović karşılıyor. Sergio Yuy'u. Perdelemeye geldi. Tompkins. Tompkins el üzerinden atışı. Bu da başarılı. 2 stretch 4 ile 1.30 oyuna döndü ve farkı da 2 sayıya indirdi. Vesely Bogdanović. Bobby Dixon. Bobby Dixon. 3 sayılık atış. Bu da başarılı değil. Ekpe Yudo. Bogdanović. Bogdanović bir üçlük daha deniyor. Bu da başarılı değil. Kalinic hücum reboundını aldı. Vesely. Vesely o da kaçırdı. Vesely kendi tamamlıyor. 28-24. O kadar boşluk kaçırmaya başladık ki
Şanssızlığı kırdık ama. Kalinic faali yapıyor. İki serbest atış kullanacak Yuy. Kalinic'in de ikinci faali. Yani maçı şey gibi oynuyorduk. Real Madrid açısından ya burası neresi ya, bunlar ne oynuyorlar güvensizliğine düşecekken biraz bu yarı final biz de gelebiliriz, bizim de değerimiz varı hatırlattık. Yuy ikinci serbest atışı kaçırıyor. 28-25 Bobby Dixon Fenerbahçe hücumu. Vesely, Ekpeyudo, Bogdanović. Bogdanović bu kez başarılı. Bogdanović 3'te 0'dı üçlüklerde. Bogdanović farkı 6 sayıya çıkarıyor. O tamamen inancın basketi biliyor musun? Kesinlikle. Ben kaçırmam onları, şimdi atacağım bir tane. Sergio Yuy, Bogdanović var karşısında. Sergio Yuy çok kolay sıyrıldı. Şimdi 2 stretch 4 olunca Yudoh da korumacılığı yapamıyor. Çember koruyucusu. Tamkisi korumaya çalışıyor önce köşede. Biraz önce de 7 üçlü. Vesely. Bobby Dixon. Carroll faali yapıyor. İki atış kullanacak Bobby Dixon. Bobby Dixon tarzındaki çocuklara neler okulda? Zeka küpü. Bir de makas aralar, o avantajı ele geçirdi. Carroll arkasında göstere göstere faali aldırdı. Bobby Dixon. İki serbest atış. İlk serbest atışı başarılı. 32-27 yapıyor skoru. Nunnally tekrar oyuna girecek. Yani ilk beş öyle muhteşem başladı ki bench'ten hiç katkı gelmeyince bir anda beş çok üretti. Muazzam güzel pozisyonlar bulduk içeride. Biraz da çalıp çalıp geldik. Onları bozup geldik. Şimdi bozulmaya engelleyen bir 5 buldu en son. İç yardımı kısmen engelledi. Evet. Doncic 33-27. Bogdanović var karşısında. Şimdi Kalinic Yuy'u aldı. Doncic. Tompkins top istiyordu. Tompkins. 5 saniye kaldı. Tompkins güzel döndü. Tompkins atışı kaçırıyor. Rebound mücadelesi Bogdanović'le kaldı. Bogdanović. Kalinic. Vesely. Nunnally'e kadar geldi. James Nunnally. Vesely ve Vesely. Smash'la tamamlıyor. Bu arada Randolph yerde kalmış. Evet şimdi mola geliyor tabii. O hala yerde. Yani Anthony Randolph yardımla kenara geliyor. O pozisyonu bir daha isteyebilir miyiz Ender'den? Real Madrid savunmadayken. Hücumdayken falan. Evet, Anthony Randolph arkadaşlarının yardımıyla kenara geldi ve galiba direkt soyunma odasına gidecek şimdi. Onların hücumunda mı çıkıyor? Yok, oturdu oraya. Ayon tekrar oyunda. Gustavo Ayon 35-27. Önemli bir iki dakika Murat. Biraz çözüm üretmişti iki stretch 4 numarayla ama Doncic, Vesely var karşısında. J.C. Carroll, Doncic, Doncic el üzerinden 3 sayılık atışı başarılı değil. Yudo alamıyor. Kalinic aldı. Yuy da faali yapıyor. Kalinic 2 serbest atış kullanacak. Ayon gelince Ekpe Udo yine kaleye geçti. Tabii. Hemen değişiyor. Hayır, Tompkins'ı 5 oynatıp maçı ülkesi 4'e çekse bu kez de
Yani Fenerbahçe pot altında çok ağır basar ucunda. Yani en zor ikili Tompkins artı Randolph'tu. Evet. Kalinic ilk serbest atışı başarılı. 2'de 2 atıyor Kalinic. Farkı tekrar çift tanelere çıkarıyor Fenerbahçe. Sergio Yul. 37-27. 1 dakika 40 saniye var. İlk yarının bitimine Doncic, Carroll, Ekpe Yudo faul yapıyor. İki atış kullanacak J.C. Carroll. Oyon perdeyi o kadar doğru yerde durarak yapıyor ki bir de inanılmaz bir güç sesi var. Yani onun perdesinden kurtulmak gerçekten bir iş. J.C. Carroll ilk serbest atışı başarılı. Yani sırtının yanı mı? Tam da göremiyorum ama sol sırtının sol yanı. Ama ne olduğunu ben de göremedim. Belki o pozisyonu sonra bakarsak. Evet, şimdi Obradovic molayı alıyor. 1 dakika 35 saniye var. Zannediyorum ki Datome hamlesi gelecekti ama molayı almayı tercih etti. Şimdi 37-29 ve yani biraz üretme açısından 2-4 numarayı, şutu olan 4 numarayı yan yana oynatınca başarılı oldu. Pot altına dış oyuncular girebildi. Çünkü Yudo biraz dışarıda kaldı ama esasında bizim biraz hücumu oturtmamız lazım. Yani o ilk 5 dakikadaki hücum, ki 5 dakikada yanılmıyorsam 13 sayı atmıştık. 14 sayı. Yani ondan bu yana geçen 14 dakikada da 23 sayı. 23 sayı atabildik. Tabii çok hani ekstrem, biraz beklentilerin üzerinde hatasız ve iyi başladık. Bir tek atmadık ama dikkat edin, orada hep çaldıklarımızla geldik. Ekmenin bozduklarıyla geldik. Şimdi buraya gelen 4 tane takım, tabii ki hiçbirinin artık tek silahı yok. Yani kimseyi hücumcu, savunmacı diye bir tek yönlendiremeyiz, ifade edemeyiz. Hepsinin birçok silahı var. Nasıl bizde varsa onların da var. O da senin hep altın çizdiğin gibi 2 tane 4 numarada dışarıdan hem postap yapabilen hem de şut atan 4 numarada buldu çözümü. Ama şu anda biz direksiyonda yine biz varız. Çok değerli bir 3 dakika oynayacağız. Yani oynadığımız 18-3 dakikanın hakkını verecek bir boş dakikaya doğru gidiyorum. Evet, moladan sonra Bobby Dixon ve Fenerbahçe hücumu. Bogdan Bogdanovic. Yani burada şanslıydı Fenerbahçe. Bir anlaşmazlık ama son anda Yuy ayağını uzattı. Uzatması dışarı çıkmıştı. Bobby Dixon pota altından topu oyuna sokacak. Hadi çocuklar, iki tane iyi hücum. Fenerbahçe'de kısa bir beşle sağda, Wesley kenarda. Bogdanovic pot altında ve Bogdanovic Bobby Dixon'ın asistiyle farkı tekrar 10 sayıya çıkarıyor. Sergio Yuy ve Real Madrid hücumu son 1 dakika 14 saniye ilk yarıda. Luka Doncic, Carroll en üzerinden atışı, onu ısıtmamak lazım, ona çok dikkat etmek lazım. Farkı 7 sayıya indirdi. Son 1 dakika. Bobby Dixon, Bogdanovic, Yuy var karşısında Bogdanovic'in. 10 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Kalinic tekrar Bogdanovic, 3 sayılık atışı Bogdanovic. Bogdanovic kafa başladı. Kafa sallanmaya başladı. I got this demek. Yuy bu arada blok geldi ama hücum faal mi? Savunma faal. İlaç gibi geldi. Çok değerli bir üçlüktü. Evet, biraz yan dönmüş Datome. Evet, Jeff Taylor şimdi tekrar oyuna giriyor. Bogdanovic ısınınca. Carroll'u kenara aldı. Savunmayı biraz, yani bir tane daha yememek için ilk yarıda. Bir tane daha bir ilaç olacak. Bugün tatil günü ama Bogdanovic'in nöbetçi eczaneleri
buldu. Bir tane daha iyi hücum. On sayısı var Bogdanovic'in. Herhalde bir sayı. Tekrar 8 sayı indi. 42-34. Bobby Dixon Fenerbahçe hücumu. İlk yarıda son 30 saniye. Bogdanovic, Taylor var karşısında. Ayon yardıma geldi. Şimdi Ekpe Yudo. Yine inanılmaz akıllı bir hücum Fenerbahçe'den. Hemen eşleşme avantajını yakaladı ve Yudo da basketi buluyor. Sergio Yuy. 10 saniye kaldı. Ayon perdelemeye geldi. Sergio Yuy. Yudo var karşısında. Sergio Yuy dışarı çıkardı. Bobby Dixon araya girdi. 1.2 saniye. Yuy o kadar çaresiz ki. Adam değiştirdi. Fenerbahçe Kalinic var. Kalinic içeride kaldı. Üzerinde Ekpe var. Ayon'u içeride önden aldı. Üstünde Yudo var. Bobby Dixon oralarda arı gibi. Taylor'ı bırakıp geliyor. Gidip geliyor arı gibi hakikaten. Hadi şunu da yemeyelim çocuklar. 1.2 saniye var. Carroll tekrar oyunda. Valla bir kaçırma Yulu. Yulu yine fırlattı. Bu kez girmedi. Ve ilk yarı sona eriyor. 44-34. İlk yarının skoru Sinan Erdem spor salonunda. Fenerbahçe çok iyi başladı. Biraz bocaladı ama yine iyi bitirdi. Turkish Airlines. Kimsenin inanamadığı reboundları alarak bu kadar Euroleague'de emek vermek hakikaten çok değerli. Onun için ben de kutluyorum Nisat'ı. Biz de kutluyoruz. Yine senin söylemine dönüyorum en sonunda bir şekilde. Orada yani öyle bir bocalama sürecine rağmen 10 sayı önde olmak. Yine senin istatistiklerine dönüyorum maçın başında. Biz onları 78'in altında tuttuğumuz anda dediğinde şu anda 34 o yoldayız. İnşallah nasıl sert başladıysak, doğru seçerek başladıysak öyle bir çeyrek başlangıcı daha 3. çeyrekte hep beraber izleriz. Bu arada Anthony Randolph tekrar oyunda. Yani çabuk iyileşti. Ama Ayon'la oyunda. Bogdanovic ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Bobby Dixon. Yuy var karşısında. 6 saniye kaldı. Bobby Dixon. Yardım geldi. Ekpe Yudo. Steps yapıyor Ekpe Yudo. O da tabii ki Lul'un yapmadığı baskıyı Draper'la biraz da Fernandes'le de sertlik için sile başladı. 8. top kaybı Fenerbahçe'de. Sergio Yuy, Randolph perdelemeye geldi. Sergio Yuy, Dante Draper, Ayon. Ayon'un atışı başarılı değil. Vessel ise umarı ribaundını alıyor. Yemin yani, ediyorum görmeden atıyor. Ayon aynı şeyi ben söyleyecektim. Kaçarak atıyor artık. Bobby Dixon. Ekpe Yudo. Vermedi Bogdanovic'e. Bobby Dixon'ı bekledi. 6 saniye kaldı. Bobby Dixon. Şimdi Vesely. Top kaybı. Sergio Yuy. Bobby Dixon faali yapıyor. Onun da 3. faali. 2 atış kullanacak Sergio Yuy. Sulukas oyuna girecek. Bobby Dixon kenara geliyor. Bu sayısı var Sergio Yuy'un. 20. sayısı bu. İşte onları yakaladığı anda o yarı sahadan karar veriyor. Fabrikson'u yakaladım biraz vitesi artırayım nasıl olsa faal alacağım diyor. Tecrübesinin karşılığı bunlar. 21 dakikada 20 sayısı var. İkinci atışı kaçırdı. Hadi ya. Ekpe Yudo kontrol edemedi. Sergio Yuy pot altından topu oyuna sokuyor. Anthony Randolph atışı başarılı. Farkı 7 sayıya indiriyor. Real Madrid Randolph'un basketiyle. Sloukas. Ayon faali yapıyor. Yine işte başladılar oyunlara. Ya şimdi önde olduğun anda bütün
konsantrasyonun, zekanın, tüm dikkatinin sahada olması lazım. İşte bizi oralarda bölmeye çalışıyorlar. Hayır, bu duraklamalar biraz da oyundan soğutuyor Fener'i. Gerçi ikinci yarıya iyi başlamadık. Yani zaten bir ritim yakalamamıştık ama Bogdanović, iki kişi vardı karşısında. Bogdanović, Kalinić. Üç sayılık atışı başarı değil. Vesely tamamlayamadı. Yudo hücum ribaundunu alıyor. Yudo'nun atışı ve Yudo'nun basketi. 46-37 Ayona cevabı basketbol oynayarak verdi. Taktı kafayı. Taktı kafayı ona. Sergio Yuy, Ayon, Dante Draper. Kalinić son anda topu kurtardı. Müthiş bir gayret. Slukas, Vesely, tekrar Slukas. Şimdi Ekpe Yudo. 46-37 Slukas. Bogdanović, güzel Draper var arkasında. 8 saniye kaldı. Draper faul yapıyor. Geçen sene de konuşmuştuk ya, inan takımın kuruluşu Madrid'den değil, Hollywood'dan. Sukas potu altından topu oyuna sokuyor. Nikola Kalinić, Bogdanović perdelemeden çıktı. Draper var karşında, 8 saniye var. Ayong yardıma geldi. Yudo atışı kaçırıyor. Halbuki orada belki Vesely'ye bir alley-oop yapabilirdi ama. Sergio Yuy. Vesely kaldı karşında. Anthony Randolph. Anthony Randolph, şimdi Dante Draper, top kaybı Real Madrid. Kalinić ard arda iki tane top kaybına yol açtı. Nikola Kalinić. 11-12'ye geldi top kayıpları. Bogdanović. Dante Draper vardı karşısında. Vesely, tekrar Bogdanović. Kalinić atışı son anda çeldi ama Slukas bu kez hücum reboundını alıyor. Tekrar Fenerbahçe hücumu. Vesely, Bogdanović. 8 saniye var. Hücum süresinin dolmasına Vesely. Yani Rudy Fernandez bunu bilinçli yapmadıysa. Sen ismini değiştirme, yine Murat olarak kal. Çünkü bilinçli yapıyor bunları. Bak baksana. İkinciyi ama de hiç, yapıyor. Hiç şey çalınmıyor yani. Öbürü de yere attı. Bunlara takılmamak gerekiyor. Öbür türlü oyundan kopuyorsun. Üçüncü takım faali bu Real Madrid'in. En güzel cevabı demin Udo basketle verdi. Aynen. Bir tane daha. Bogdanović. Kalinić. Müthiş bir basket Nikola Kalinić'ten. Kalinić farkı 11 sayıya çıkarıyor. 48-37. Sergio Yuy neredeyse steps yapıyordu. Rudy Fernandez'e vermedi Ayon. Şimdi Dante Draper. Sergio Yuy 10 saniye var hücum süresinin dolmasına. Bogdanović var karşında. Sergio Yuy 6 saniye kaldı. Sergio Yuy, Fernandez. Rudy Fernandez atışı başarılı değil. Savunma ribaundu. Oh. Bu arada arkadan bir darbe var ama faul değil. Real Madrid hücumu kararı çıkıyor. Slukas topla birlikte dışarı çıktı. Obradović de doğru karar diye işaret etti Letonyalı hakeme. Öyle gördüysen, bunu da gösteriyorsan, hakem için de güzel bir şey bu. Senin için de bir prestij. Çok güzel yerden aldı ribandı ama tabii potu önümüzde. Potamız hiç görünmüyor ki orası. Dante Draper, Sergio Yuy. Şimdi Ayon steps yaptı Ayon. Yani bir Yudo korkutuyor, bir Vesely. Ayon ne diyor biliyor musun orada Lula? Abi ne atıyorsun şu topu çember altında elime? Başım belaya sokuyorsun. Aldığı anda dikkat et, potaya bakmadı. Direkt köşeye baktı. Ayon şey diyorsun diyor, bu yaz mutlaka üçlük çalışmam gerekiyor. Kostas Lukas, 48-37. Vesely dışarı çıkardı. Tekrar Slukas. 6 saniye var. Kostas Slukas. Slukas el üzerinden atıştı. Kostas Slukas 50-37. Farkı 13 sayıya çıkarıyor Fenerbahçe. Ayon, Dante Draper, Sergio Yuy. Randolph'tan perdeleme istedi. Sergio Yuy. Bogdanović faali yapıyor. İkinci takım faali bu Fenerbahçe'nin. Bogdanović'in de ikinci faali.
yine Gül tamamen sazı eline almak istiyor. Savunma yardımları çok güzel, aynen devam. Doncic. Kaniş neler yapıyor. Ayon. Sergio Yuy. Ayon'dan bir perdeleme. Yudo kaldı karşısında. El üzerinden atışı başarılı değil. Bogdanovic çok iyi box out yaptı Ayon'u. Ve savunma ribaundunu alıyor. Şimdi Kostas Sulkas. Duvar örüldü yine. Çin duvarı, Kadıköy duvarı. Sulkas. Ekpe Yudo. 8 saniye kaldı. Ekpe Yudo Randolph faali yapıyor. Faal hakkı da doldu. 5 dakika 31 saniye kaldı. Şimdi bunu avantaja çevirebiliriz. Şu ana kadar serbest atış çizgisine Fenerbahçe 6 kere gitti. Real Madrid 12 kez. Ama bu fırsatı iyi değerlendirebiliriz. Senin için hemen gitmemiz gerekiyor. Hadi Kosta, hadi Bogdanovic. Bogdanovic. Ekpe Yudo. Ekpe Yudo. Topu kaybetti. Doncic. Ahmet Düverioğlu'na güzel bir pas veriyor Doncic. Gördün mü Nana'nın ne yaptı yanında? Elleri kaldırdı. Ben daha iyi atıcıyım Ahmet'ten dedi. Hala da gülüyor. Kostas Sulukas. 50-37. Bogdanovic. Bogdanovic. Dışarı çıkardı Kalinic. Şimdi Ekpe Yudo. Sulukas. 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 Bir baskı. Kostas Sulukas. Bu kez benchten müthiş geldi. 52-37 maçtaki en büyük var. Sergio Yuy. Carroll. Tekrar Yuy. Carroll. Bogdanovic yetişemedi. Yetişti, farkı yetişti. 12 sayıya indirdi. Çok değerli bir atıştı. Yetişti, yetişti ama 3 defa kullandı. Ayrı perdeyi. Sulukas. Kalinic. Şimdi Bogdanovic. Kalinic. Bogdanovic. 10 saniye var. Bogdanovic. Atışı kısa kaldı. Doncic savunma ribaundu alıyor. Hızlı geliyor Doncic. Kalinic onu karşıladı. Jason Carroll bu da başarılı. İki tane inanılmaz üçlükle. Farkı 9 sayıya indiriyor Jason Carroll. Mutlaka kimi tutuyorsa onun üzerinde ısrarla oynamak lazım. Ekpe Yudo. Vesely. Vesely iki atış kullanacak ya Vesely. Son üç hücumun en doğrusu buydu. İçerilere giderek sen söylediğinde 5.5 dakikaydı. Şimdi 3.56. İlk defa potaya gittik. Evet, bu arada mola geliyor. 3 dakika 56 saniye var. Üçüncü çeyreğin bitimine 52.43 neler var şey. Şimdi Fenerbahçe'nin iki takım faali var. Bu da bir avantaj. Yani burada son 3.56 tabii Carroll'a da yani el üzerinden bu kadar sokuyorsa yapacak bir şey yok. Formasının da içine giremezsin. Ama onu savunmada yormak lazım. Yani baktığın anda Bogdanovic Carroll eşleşmesi oluyor biz hücumdayken. O bizim için değerli bir eşleşme. Orada faul edebiliriz. Farklı bir oyuncuyla çembere gidebiliriz. Şimdi hep maçın başından beri maşallah 10 sayı öndeyiz. 10-12 bandında gidip geliyoruz ama oyun içinde bazı anlar vardır ki yani taraftar iyice coşuyor. Sen yanıyorsun, tam koparma anı geliyor. Ve bu anda onlardan biri. Şöyle bir iki zaten 3. 4. 5. viteste oynuyoruz. Bir spor vitesine de attırabilsek sanki buralar 15'leri yakalayacağımız gibi kaldık da aslında demin. Yani devre arası ikinci bir skorer bulmam lazım dedi ama yani sadece J.C. Carroll'u sahaya sürdü. O da zaten yani bir bilinçli bulunan bir şey değil. Çabuk hücumda ya atıyor veya perdeyi kullanıyor. Bizim içeriden oynamamız lazım. Yani şu anda biraz hücumdan da kazanacağımız süreler. Şimdi Jan Vesely moladan sonra iki serbest atış kullanacak. İlk serbest atışı başarılı.
2015'te bütün maç boyunca bu kadar başarılı olmuştu. 10 kez gitmişti. Ve 2'de 2 atıyor Wesley. Farkı tekrar 11 sayıya çıkardı Fenerbahçe. Sergi Uyuy. Ayon. Lucas'ın savunması çok önemli şimdi. Doncic. 10 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Şimdi Yudov var Doncic'in karşısında. Kalinic topu kesti. Real Madrid hücumu olacak. 3.4 saniye var. Ya Ekpe Yudo itiraz etmez ama Ayon orada o kadar ince ince şeyler yapıyor ki arkadan itti burada. Doncic, Sergi Uyuy. Sergi Uyuy topu kaybetti. Niye kaybetti? Ekpe Yudo oraya yetişti. Ekpe Yudo bir top kaybına daha neden oluyor. İki yücü Murat. Tüm momentum bizde. Kostas Sulukas. Ekpe Yudo. Pota altı. Kalinic. Ekpe Yudo. Ekpe Yudo. Kalinic'in asisti. Kalinic'in de dördüncü asisti bu. İçeriden. Şu faal avantajıyla içeriden. Jason Carroll. Jason attı. Carroll yine attı. Yani onunla oyunda kalıyorlar ama şimdi o Nanalı'yı da tabii biraz Bogdanovic'e oranla daha rahat tutuyor. Kostas Lukas. Nanalı. Nanalı 3 sayılık atış başarılı değil. Ayon savunma ribaundunu alıyor. Sergi Uyuy. Çok akıllı. Lukas faul yapıyor. 3. takım faulü Fenerbahçe'nin. Çok güzel boşta buldu. Yalnız Manalı nefes nefese Carroll'u kovalamaktan. Şimdi iki uzun birden değiştirdi. Othello Hunter ve Trey Tompkins oyunda. Sergi Uyuy. Doncic, Sergi Uyuy. Sergi Uyuy. Ters turnikeyi bırakıyor. Çemberi kullandı. Yudo uzak tutmak için. 56-48 Lukas. Wesley. Kalinic pota altında. Kalinic. Wesley. Ekpe Yudo. Ekpe Yudo. Oh, atışı başarılı. Ekpe Yudo farkı tekrar çift hanelere çıkarıyor. 58-48. Onlar için en iyi 3 dış oyuncu bu akşamın sağdaki üçlü Murat. Bu arada Hunter neredeyse top kaybediyordu. Doncic son 2 dakikanın içindeyiz. 10 saniye var hücum süresinin dolmasına. Luka Doncic. Ekpe Yudo topu çalıyor. Ekpe Yudo. Ekpe Yudo. Nanalı. James Nanalı. 60-48 yapmış skoru farkı. 12 sayıya çıkarıyor. Duvar bu sefer top çaldı. Ekpe sen nesin değil mi? Duvar mı? Top çalma makinesi mi? Asist mi? Paravan açılıp kapanıyor. Sergi Uyuy. Şimdi Carroll. Carroll. Nanalı'nın baskısı var. Kendine pozisyon yarattı. O da atmaktan yoruldu herhalde. Sulukas savunma ribaundunu alıyor. 60-48 Kostas Sulukas. Fenerbahçe hücumu. Uyuy var karşısında. İçeride. Kalinic. Nanalı. Ekpe Yudo, Ekpe girdi. Yudo bu da başarılı. Ekpe Yudo 62-48 Lasso'yu balaya aldırdı. Hücumda, savunmada, hücumda Ekpe Yudo. 1 dakika 2 saniye kala fark 14 sayı. Carroll belki hücumda atıyor ama savunmaya geldiğin anda da Carroll kim tutuyorsa içeriden nakış gibi işliyoruz. Şimdi bu o kadar akıllı oynuyorlar ki dedin ya demin ilk devre o boy avantajını bizim neyimiz onu öyle akıllı yani hemen zekice kullanıyoruz ki top içeri Nanri postabı yaptı mecburiyeten yardım aldı dönene Ekpe oraya 2'de 2'de döndü bir pozisyonu da Kalinic'den almıştı nazar değmesin hemen faalleri söyleyelim Datome ve Bobby Dixon'ın 3'er faali var zaten
Bu çeyrekte Datome'yi hiç kullanmadı. Dixon'ı çok az kullandı. Veselin'in Kalin için ve Bogdanov için ikişer faali var. Kostas'ta iki. Sulukas'ta iki. Öbür tarafta üç faali Randolph ve Fernandez var. İki faali Ayon, Carroll. O kadar. Murat, kitabın kırılma anına geldik. Şimdi direnç üst seviyeye. Gürbünler, saha, ekran başı. Kalbinizde, enerjinizde neredeyseniz. Gerçekten kırılma anının gerçekleşeceği dört pozisyona geldik. Evet, Trey Tompkins topu oyuna sokuyor. Fenerbahçe'nin faal hattı dolmadı. Jeff Taylor tekrar oyunda. Sergei Uyuy, Jason Carroll, Jeff Taylor, Hunter top istiyordu. Şimdi Otel Hunter, Sergei Uyuy 8 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Sergei Uyuy atışı kaçırttı Vesely. Jan Vesely duvar çalışmaya devam ediyor. Asansörlerin biri iniyor, biri çıkıyor. James Nunnally 62-48, Ekpe Yudo son Nunnally, 30 saniye. Nunnally yerini aldı içeride. Slukas, Slukas iki atış kullanacak. Yuy faali yapıyor. Yani Yuy da sadece bakıyorum 3,5 dakika falan kenara geldi. Ve inanılmaz bir enerji sarf ederek oynuyor. Ama tabii yaptığı yarı sahaya geçtiği anda çok hareketliyse, vitesi arttırmışsa potaya gitmek, onun dışında bu tip penetrede çok maruz kaldı. Costa devam. Sulukas ikinci serbest atışı kaçırıyor. 63-48. Hadi bir top daha. 7 sayısı var Sulukas'ın. Sergei Uyuy. Hala bir faali var Fenerbahçe'nin. Tabii faali atışta yapmayacaksın. Yani Sulukas niye önündeyken faali yapmadı? 6-7 saniye kala bilmiyorum. Yapmalıydı. Üçlü olmak istemedi acaba. İster misin Nanali'ye uzun bir top, buradan da bir şey çıkartalım. Yani o zaman Nanali tutacaktı Yu'yu. Nasıl olsa onun kullanacağını biliyor herkes. Evet, Sergio Yu'yu 24 sayı, 19'u ilk yarıda gelmişti. 63-50. Bogdanović ve Bobby Dixon oyuna giriyor. Vesely ve Kalinic kenara geldi. Slukas son 2 saniye. Hızlı geliyor Slukas. Slukas, Slukas atışı kaçırdı ama fena bir atış bulmadı Slukas ve son çeyreğe Fenerbahçe 63-50 önde giriyor Real Madrid karşısında. Son çeyrekte tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz Sinan Erdem spor salonunda. 30 dakikayı geride bıraktık. 63-50. Fenerbahçe'nin 13 sayılık üstünlüğü var. Reboundlarda 23-20 Fenerbahçe. 19 asist ama 11 top kaybı. 8 asist, 15 top kaybı Real Madrid. Bu neye benziyor biliyor musun Murat? Futbolun 1-0'ına. Hani 1-0'ken hiç rahatlayamazsın ya. Aslında bu 1-0'dan biraz ileri. 1-0 ile 2-0 arasında bir şey. Çok güzel fark. Çünkü akıllı oynuyoruz. Pas hatası yapmıyoruz. Herhalde şu anda Datome biraz daha zeka bölümü için, biraz da Bogdanovic'e nefes, oksijen için oyunda. Nanali sertlik için. Nanali çok önemli. Hiç hata yapmamalı dış kısalardan. Biraz ekmeğe gitmeliyiz. Onların faal sayısını çabuk artırmalıyız. Bunu bir 15-16'ın üstüne çıktık mı futbol 3-0 olacak. Hadi bakalım rastgele hep beraber. Real Madrid son çeyreğe başlıyor. Trey Tompkins, Sergio Uyuy. Hunter'ın perdelemesi vardı. Şimdi Tompkins.
Trey Tompkins zor bir atış. El üzerinden başarılı değil. Ekpe Yudo savunma ribaundunu alıyor. Nasıl James Nunnally. Ahtapot gibi kollar. James Nunnally, Ekpe Yudo. Bir an için bir anlaşmazlık. 10 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Slukas, Kostas, Slukas, Slukas, Kostas, Slukas. 65-50 fark, 15 sayı. Slukas'ın 9. sayısı bu. Sergio Yuy, Otello Hunter, Otello Hunter ters turnike. Yani pivotları bile artık çemberi kullanmaya başladı. Yudo'yu toptan uzak tutabilmek için. 3-4 iyi savunma ihtiyacımız var, atıyoruz ama. Ekpe Yudo, Gigi Datome, Gigi Datome, Jeff güzel, Taylor faali yapıyor. Taylor'ın ikinci faali bu. Kostas Slukas potu altından topu oyuna sokacak. Gigi Datome. Şimdi tekrar Slukas. 8 saniye kaldı. Slukas, Slukas içeriği zorladı. Dışarı çıkarıyor Kalinic. Şimdi Gigi Datome bomboş kaldı. Sayılık basket. Gigi Datome. Evet. Saat gibi çalıştı bu hücum. Restam'ın kurça darbeleri. 68-52. Yuri hemen cevap vermek istiyor. O da yoruldu tabii. Cevap vereceğin zaman çemberi de kullanmanda yarar var. Slukas. Kostas Slukas. 3 sayılık atış. Slukas atışı başarılı değil. Tompkins savunma ribaundunu alıyor. Sergio Yuy. Nunnally var karşında. 68-52. Jason Carroll. Jason Carroll. 68-54. O da Yuy'a yetişiyor neredeyse. 16. sayısı. Bir o direniyor. Potayla bağlantıyı kurdu. 54 sayının 40 sayısı bu iki oyuncudan geldi Real Madrid'de. Kostas Slukas. Gigi Datome. Bir üçlük daha Datome'den. Atışı başarılı değil. Hunter savunma ribaundunu alıyor. Bu arada Bogdanovic de oyuna girme hazırlığında Fenerbahçe'de. Sergio Yuy, Slukas topu çaldı. Sergio Yuy. Pardon, Jason Carroll, şimdi Nunnally. Datome, Gigi Datome. Biraz acele ediyoruz. Yani bu doğru atış ama... Onun da yeri biliyor musun? Oradan biliyorum, potayı potalı çok seviyor. Sergio Yuy, Jason Carroll perdelemeden çıktı. Bir perdeleme daha arıyor. Sergio Yuy, Yudo kaldı karşısında. Sergio Yuy, şimdi Jeff Taylor. Jeff Taylor 3 sayılık atışı başarılı. Farkı 11 sayıya indiriyor. İbrahim işte Nunnally'ye çok kızdı. Rahat geçirdi diyor. Slukas. Kalinic, tekrar Slukas. Slukas içeriği zorladı. Kalinic'e çıkardı. Ekstra pas Datome. Datome. Ardarda kaçırdı. Üçüncü şut ama ikisi doğru atıştı. Nunnally faali yapıyor. Ya Murat kaçabilir bunlar. Girse harika. Havalarda olacağız. Ama bu oyunda öyle bir şey ki orada hani elini ikiletirsen ya atayım mı atmayayım mı dersen hoş geldi de kendi ruhsal dengeni ikiletiyorsun. Onu cesaretle atacaksın. Bogdanovic değeri yaptığı gibi 3'te 3 kaçırdı. 4. kaldırdı attı. Biraz sonra o da atacaktır. Sergio Yuy. Bogdanovic oyuna girdi. Nunnally kenarda. Jason Carroll. Jason Carroll. Atışı başarılı değil. Ekpe Yudo. Savunmayı yani tamamıyla Yuy ve Carroll'un dış atışlarına bakıyor. Koskoca Real Madrid. Costa çok iyi iki tane savunma yaptı. Slukas. Costa Slukas. Blok geliyor Otello Hunter'dan. Basket bekliyor Slukas. Tompkins boş kaldı. Trey Tompkins 3 sayılık basketi. Obradovic mola alıyor. Farkı 8 sayıya indirdi Real Madrid. Yalnız Slukas çok itiraz etti. Reklamdan sonra bakalım o pozisyon ekrana gelecek mi? Evet, tekrar birlikteyiz.
Fark 8 sayı yenince Obradovic de ilk molasını aldı. 30 sayı buldular 3 sayılık atışlardan. Onlar da böyle biraz geride olmanın da rahatlığıyla atıyorlar onları. Ama bizde ekran başındaki izleyiciler şunu düşünebilir. Acaba niye bu arada içeriden oynamıyoruz diye. Asıl toplar içeri gidiyor. O boş atışlar iç ve dış oyuncuların becerisi. Dönüşünde buluyoruz. İç tanesini soksak bambaşka ama 8 sayıda bu maç için çok güzel bir fark. Devam çocuklar. Kalinic, Ekpe Yudo fake'ine cevap aldı. 2 atış kullanacak. Ekpe Yudo yine içeri ne top. Bu artık savunmanın seçimi Murat. Yalnız oraları da biraz kalabalıklaştırdılar. Yani 1-2 şut girse yine o spacing'de rahatlayacağız. Aynen. Çok geliyorlar içeri şimdi. Datome mi acaba? Evet, Datome kenara geliyor. Bobby Dixon'la birlikte. Bogdanov işte Nanarlı'yı bıraktı. Herhalde Slokas'ın bir 30 saniye daha. Ekpe Yudo ilk serbest atışı başarılı. 69-60. Farkı 9 sayıya çıkarıyor Fenerbahçe. 13 sayısı var Ekpe Yudo'nun. 2'de 2 atıyor. 14. sayısı bu. 70-60. Şimdi iyi savunma zamanı. Sergio Yuyun. Bogdanovic var karşısında Yuyun. J.C. Carroll. Sergio Yuyun. Yudo kaldı karşısında. Sergio Yuyun. Otele Hunter. Yudo faali yapıyor. Ama orada da smaca izin vermedi. Ve muazzam bir sporcu ya. Tüm taraftar senin. Baskı yapma şansın var. Hiç itiraz etmeden elini kaldırdı. Hakemin de işini kolaylaştırıyor. Ama inanıyorum ki bir pozisyon sonra Tanrı onun işini kolaylaştırıyor. Evet, şimdi Bobby Dixon'la Datome tekrar oyunda. Otello Hunter ilk serbest atışı başarılı. 70-61. Farkı tekrar 8 sayı indirdi Real Madrid. Kalinic, Bobby Dixon, Jason Carroll var karşısında Bobby Dixon'ın. Bogdanovic. Hunter onu karşıladı. En son olarak da Tankız'dan top dışarı çıkıyor. Orada çok akıllı bir hareket yaptı Kalinic. İşte bu bir seçim. İçerisi bomboş olabildi. Kalinic'i bıraktı. Thompson oraya kadar, Taylor oraya kadar geldi. Datome kenardan topu oyuna sokacak. 11 saniye var hücum süresinin dolmasına. Ekpe Yudo. 7 saniye kaldı. Ekpe Yudo bu kez atışı başarılı değil. Datome alamadı. Trey Tompkins alıyor. Sergio Yuy. Sergio Yuy. Atışı kaçırıyor. Otello Hunter orada Yudo hem karşıladı hem geri geldi. Ağzına sağlık. Ya bir insan iki işi aynı anda yapabilir maşallah. Yani atasözünü değiştirecek bize. Bir koltuk altında iki karpuz taşımak. Doğru değil mi atasözü? Doğru doğru. Bogdanovic hücum faul kararı. Bogdanovic'in de 3. faulü bu. Ayaklar yerde değil falan ama neyse bunun üstünden geliriz. İki top içeri gidelim çocuklar ya. Sergio Yuy 70-62. Bogdanovic var karşıda. Carroll perdelemeden çıktı. Tekrar Yuy. Carroll yine perdelemeyi kullanmak istedi. Sergio Yuy 10 saniye kaldı. Sergio Yuy dışarı. Şimdi Tompkins. Tompkins. Jeff Taylor boş kaldı. Yok. Jeff Taylor atışı başarılı değil. Bogdanovic çeldi ve Bobby Dixon. Bobby Dixon ve Fenerbahçe hücumu. Carroll var karşında Bobby Dixon'ın. Bobby Dixon içeriği zorluyor. Atışı başarılı değil ve Ekpe Yudo topu Kalinic'e kazandırdı. Bogdanovic
Bogdanovic 7 saniye kaldı. Bogdanovic, Ekpe Yudo, Ekpe Yudo. Farkı tekrar 10 sayıya çıkarıyor Ekpe Yudo. 16. sayısı. Sergio Yuri Real Madrid hücumu 72-62. Carroll perdelemeden çıktı. Jason Carroll. Jason Carroll yukarıdan bıraktı ama Otele Hunter koşarak geldi. Pozisyonu tamamladı. Bu girmeseydi rebound'ı alabilseydik. Yine iyiyiz Murat. Yine iyiyiz. Bobby Dixon. Bogdan Bogdanovic. Yudoh'un perdelemesi. Hunter yardıma geldi. Bogdanovic. Datome. Ekpe Yudo. Datome. Datome. Ekpe Yudo. Asisti yapıyor. Bir defa var. GG Datome ama Ekpe Yudo. Nasıl bir ortak iş çıkardılar. Datome zor topu aldı. Ekpe indirdi. Ekpe müthiş katı kovaladı. Ekpe demin o faalde el kaldırmasının bedeli, o kadar güzel pozisyona imza attı ki. Datome'de Obradovic'in inancının onu sahada bırakmanın. Datome serbest atışında başarılı. Fark 11 sayı. Sergei Yuy, Bogdanovic var karşında. 75-64. Bobby Dixon. Dördüncü faali bu. Fenerbahçe'nin de faal hakkı doluyor. Real Madrid'in 3 takım faali var. Evet, Nanalı'yı oyuna alacak. Fakat yıldırdı. Yani Carroll'ı yıldırdı vücut darbeleriyle. Yani ne kadar gözüküyor ekranda topsuz olan bilmiyorum ama. Evet, bu arada Ekpe Yudo, İsmail Şenol'un asisti. İki asist daha yaparsa triple double yapmış olacak. İki asistle. J.C. Carroll atışı kaçırıyor ve evet, Kalinic'de kaldı. Bogdanovic, son 3 dakikaya giriyoruz. Taylor'ın baskısı var Bogdan Bogdanovic'e. Ekpe Yudo perdelemeye geldi. Wrestling Ekpe Yudo. Uzundan uzuna Ekpe Yudo. Molaya aldı Galasso'ya. 77-64, 2 dakika 50 saniye. Yani Fenerbahçe hücumu bazen pahalı bir saat gibi. İsmail'i yanlış anladılar. Ekpe Udo'nun asist yapması lazım dedi. Ekpe'ye yapıldı Udo. İşte Ekpe Udo'ya asist yapıldı. Gerçekten. Evet, az sonra birlikteyiz. Evet, mola sonrası 2 dakika 50 saniye, 77-64. Mola sonrası ve smaç sonrası, bilmiyorum ekran başında oturabiliyor musunuz? Büyük ihtimalle cevabı hayırdır. Çak beşlikten havalarda uçuşmuştur. Burada olduğu gibi artık 2 dakika 50 saniye var. Yani şu anda 9000 kişi, 10000 kişi ayakta. Hadi çocuklar, adım adım. 2 savunma daha. Sergio Yuy. Bogdanovic var karşında. Sergio Yuy. Randolph. Yine 2. Stretch 4'e döndü. Herkes dışarıda. Sergio Yuy. Dışarı çıkardı. Tompkins. Şimdi Jeff Taylor. 3 saniye var. Jeff Taylor içeriği zorladı. Jeff Taylor. Orada da bir blok geldi Ekpe Yudov'dan. Yani bugün yapmadığı şey kalmadı. Bogdanovic. Taylor'ın baskısı var. 12 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Bogdanovic. Bogdanovic. Vesely. Top kaybı. İnsan top Ekpe'nin eline gitsin istiyor ki alçak posta iki asist daha yazsın şuradan. Triple double ama biz önce bir savunmaya bakalım. Sergio Yuy 77-64. Son 2 dakikanın içindeyiz. Sergio Yuy 3 sayılık atışı başardı. Nanalı savunma ribaundını aldı. Pili bitti Yuy'un. Olağanüstü bir ilk yarı. İkinci yarıda, üçüncü çeyrekte son gayretler hiç onu dinlendiremedi Lasso. Wesley, Wesley, Ekpe Yudo ama daha önce Wesley steps yapıyor. Evet, bu arada 9000 kişi İzmir Marşı'nı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ayakta söylüyor.
Sergio Yuy. Hopkins. Jeff Taylor. Son bir buçuk dakika. Carroll. Üç sayılık atış. J.C. Carroll. O da kaç oldu? 19 sayı oldu. Farkı 10 sayıya indiriyor. Bogdanović. Taylor faal yapıyor. Şimdi faal hakkı doldu. Bogdanović kenardan topu oyuna sokacak. Son 1 dakika 15 saniye. İkili sıkıştırma geldi. Bogdanović. Geri pas. Yalnız şimdi şu son birkaç hücumdur. Yani maç bitmiş havasında hücum ediyoruz. Biraz da atmamaya çalışıyoruz. Saati oynuyoruz. Bir tane yemeyerek veya da zamanı geçirerek artık. Jeff Taylor kenardan topu oyuna sokacak. J.C. Carroll. Nunnally var. Karşısında J.C. Carroll'un. Sergio Yuy. Onun da karşısında Bogdanović var. Randolph'tan perdeleme istedi Carroll için ama onu da Kalinić aldı. Sergio Yuy. Basket faal. Bir de serbest atış kullanacak. Farkı 8 sayıya indirdi Sergio Yuy. Burada molayı dahi almıyor bunun için. Evet, şimdi Datome ile Bobby Dixon'ı oyuna aldı. Bobby Dixon faalleri alsın üzerine diye Datome de topu oyunu kontrol etsin diye. Ama reboundu da alalım ondan önce. Ya bir de şimdi 57 saniye kala Wesley'e taktik faallere başlamasınlar diye. Ha, ondan dışarıda diyorsun. Sergei Yuy serbest atışı kullanacak. Bu da başarılı. Farkı 7 sayıya indirdi. Real Madrid. Bogdanović topu oyuna sokacak. Datome. Bogdanović. Ekpe Yudo. Datome. Bogdanović. Yeni bir kural çıkmadı değil mi? Sportmenlik dışı faal Real Madrid'e çalınmaz diye. Bu kuralın devamı şöyle Murat'cığım. Gidersin oraya 2'de 2 atarsın, o yaptığı sert faalin anlamsızlığıyla kalır. İnan bunlar uğraşılacak. Verdiği hareketler, sportif hareketler ama onların yapısında var. Evet, Datome ile Dixon kenara geliyor. Nunnally ile Wesley oyunda. 48.4 saniye var. Bogdanović iki serbest atış kullanacak. Ufak bir nefes de aldı böylece. Havlu yardımıyla. Hadi Bogdan, 2'de 2. İlk serbest atışı başarılı. Fark 8 sayı. Bu kadar yumuşak bileği var ki Murat. Nasıl rahat görüyorsun arkadan? Evet, 2'de 2 atıyor. 12 sayısı var Bogdanović'in. Farkı 9 sayıya çıkardı Fenerbahçe. Sergio Yuy 2 atış kullanacak. Wesley faali yapıyor. Yalnız bakışından anladım ki Wesley deminki sert faale cevap verdi. Olabilir. Yani faal problemi de yok. Şimdi yine Bobby Dixon ve Datome oyunda. Bir tanesi kaçar mı sefer acaba? Kaçar. İlk serbest atışı kaçırıyor Sergio Yuy. 27 sayısı var. 19 sayı J.C. Carroll. Ondan sonra en skorer isim 8 sayıyla Trey Tompkins.
Çift tane bile yok. Fenerbahçe'de Yudo 18, Bogdanovic 12, Wesley 12, Kalinic 10, Dixon ve Slukas'ta 9 ve 8. Bir tane pas, iki tane iyi pas. Bize bir Datome topu al. Gigi Datome, şimdi Bogdanovic. Randolph faali yapıyor. Randolph'un da dördüncü faali bu. Yani Anıl ile Datome oyunda bu kadar yorulmadı. Gir çık da daha çok yoruldu. Bu sokeyine veya Amerikan futboluna döndü değil mi? Savunmacılar, hücumcular. Ama Amerikan futbolu daha doğru. Çünkü bu sokeyde oyuncu değişikliği oyun durmadan yapılıyor. Ha, oyun akarken yapılıyor. Akarken tabii. Of, burada öyle olsa neye döner oyun? 80-71 Bogdanovic. 13 sayısı var. Bu atışında başarılı, farkı 10 sayıya çıkardı tekrar Fenerbahçe. Veseli izlenmesini istiyor ayağı çizgi diye ama altı izleyecek. Evet. Monika izleyecek. Ama ekranda şunu görecek. Ama bizim orayı görmemiz mümkün değil. En uzak nokta. Ama biz de şunu görüyoruz. Partinin ilk bölümü bitmiştir. 39.9 saniye. Kadar partinin ilk bölümü bitti. Pazara ikinci partiye bekleriz. Yazıyordur ekranda %100. Anthony Randolph topu oyuna sokuyor. Sergio Yuy. Bogdanovic var karşısında. Sergio Yuy. Doncic. Randolph hücum reboundını aldı. Basketi buluyor. 26.9 sayı saniye. 8 sayı. Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Çaktırmadan bitti Bogdanovic ama artık onları görmüyorlar. Hadi takım 3 pas daha. Bobby Dixon. Top kaybı Bobby Dixon'dan. Bogdanovic'den top dışarı çıkıyor. 19.7 saniye var. İş Nanlı'ydı. Nanlı'yı verme şu atışı. Şimdi Fenerbahçe'nin daha iki tane molası var. Yani molası var. 8 farkı var. Topu yarı sahaya taşıyabilir. J.C. Carroll basketi buluyor. Datome oyuna girecek. Bobby Dixon'la birlikte çok çabuk buldular. 17.8 saniye. Nanali topu görmeden savurdu. Çok gerekli önlemişti. Bogdanovic. Bobby Dixon iki atış kullanacak. Ama yine hiç süre geçmiyor. Bu da boyunun parçası. Burada Slukas'ın niye düşünmüyor acaba? Artık orası bir rutine girdi. Belki de Nani'yi ondan kaçırıyor. Adamın başı döndü çünkü girip çıkarttı. Hayır, Nani'den savunmada istediği verimi alamıyor. Slukas bu dakikaları oynamaya çok alışık bir oyuncu ondan. Şu birini atsın da Bobby Dixon'ın sualleri sormayalım. Evet, Bobby Dixon ilk serbest atışı başarılı. 3 topa çıktı. 3 topa çıktı. 82-75. İkinci atışı kaçırdı ama Wesley topu çeldi. Kalinic ve Doncic faali yapıyor. İki atış kullanacak Kalinic. Fenerbahçe finale çok yakın. 13.5 saniye var. 82-75. Sinan Erdem'de bayram havası başladı tekrar. Şu son saniyeler biraz seyircilerin enerjisi inmişti ama taraftarın. Kalinic aldı, pası verebilirdi. Vermedi dedi, benim de hakkım değil mi iki tane faul atarak bitirmek. Artık finaldeyiz Murat. Evet, ilk serbest atışı başarılı. 11. sayısı Kalinic için.
83-75 Fernandez ekrana geldi. Onu da olaydan sonra hiç kullanmadı. Peki görevi oydu. Zaten sahada yeteri kadar olay var. Çemberi göremiyoruz. Doncic, Doncic havada asılı kaldı ama bu kez de Kalinic onun atışını bozdu. Bogdanović son 3 saniye, son 2 saniye Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague finalinde geçen yıl süpürdüğü Real Madrid'i yarı finallerde 84-75 yeniyor. Fenerbahçe rakibi Olympiakos pazar günü bu kez o kupa kalkacak.